Özgürcüğüm merhaba, hoş geldin. Nasılsın Ezan? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben senin özgürcüğünü sordum az önce. Ciddi misin? Orada 54 geçiyor. Eyvah eyvah. 30 olması lazımdı. Özgür, biraz sesini az duyuyorum ben senin ama. Şimdi nasıl? Tamam, şimdi çok çok daha iyi. Önce mutlu bayramlar diliyorum herkese, hepiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor Özgür Bayram? Karantinada biraz buruk bir bayram geçiriyoruz ama hep beraber. Yapacak bir şey yok. Günün sonunda evet. Üçüncü ayı neredeyse doldurmak üzereyiz. Yani en azından ben öyleyim. Tam da yurt dışından döndüğümüz dönemde denk geldi bir şey. Tabii üzücü. Sektörümüz açısından daha da üzücü bir durum. Tabii. Tabii senin sektörün açısından da öyle. Aynı şekilde. Yani evlerden devam ediyoruz işimiz ama tabii bir parça etkiledi tabii. Etkilemem desem yalan söylemiş olurum. Evet, meslektaşız aslında seninle. Evet, öyleymiş. Ondan bahsedeceğim. Aslında eski bir televizyoncusun. 16 sene sektörde yer almışsın. Önemli işler yapmışsın. Fox TV'nin hatta kuruluş ekibinden... Ne oldu da ben aşçı olacağım demeye karar verdim? Belli ki bir kırılma noktası var orada hayatta. Bir şeyler bir ters gitti. Bir değişim, dönüşüm ihtiyacı duydum. Senden dinlemek istiyorum. Aynen. Aslında şöyle bir şey oldu o durumda. Soyadım biliyorsun benim aşçı oldu. Yani evet, başta sanki böyle aileden bir aşçılık varmış gibi geliyor ama. Bak, dedem aşçı benim, büyük dedem. Denizli evet. Havas'ta keşkek dövermiş özel günlerde. İşte sünnetlerinde, düğünlerde gibi böyle bir geçmişimiz var. Yani sahne adım değil, soyadım. süper. Günün sonunda zaten yemekle iç içe büyümüş bir aileden geliyorum ben. Babaannemin zaten soyadı, daha doğrusu lakabı diyelim, Sayanmış Kuşadası'nda. O derece. Evet, o derece aslında aşçılıkla, aşkla, yemekle büyümüş bir aileden geliyoruz ama tabii günün sonunda bizim aşkımız kameraydı. Tabii. Sen de biliyorsun, bu vazgeçecek gibi bir şey değil aslında. Evet. Ben üniversiteye girerken de zaten savaş kameramanı olmak için girdim. Yani spesifik olarak bir branşı da seçerek aslında girdim. Evet, gençli bir tercih oldu. Thanks. İsteyerek tercih ettim. Aynen. Hem de çok isteyerek tercih ettim. Şöyle 9 Eylül grafik tasarımı yedeklerden kazanmıştım ben güzel sanatları ama tekstil asil listedeydim 9 Eylül'de. O aşamada bir tabii puan durumundan dolayı önümüze iki seçenek çıktı. Biri Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon. Gideceksin orada tekstil tasarımcı olacaksın. Bu güzeldi. Ama işte o dönem nasıl yönlendiysek, ne olduysa, grafik tasarım olmadıysa tekstil tasarım daha feminen bir iş gibi geldi bize. Daha sanki kızlara uygunmuş gibi değerlendirdim. O nedenle de gazeteci olmayı seçtim aslında ve haberci olmak istiyordum aslında da. Bu da 15 senedir bu mesleği çok severek aşkla sürdürdüm. 2013 yılının Eylül ayına kadar. Ondan sonra bir değişim dönüşüm başladı hayatında tabii. Aslında hızlı bir değişim. Peki nasıl oldu? Zor oldu mu? Yani bu iki aslında farklı alan. Benzerlikleri var tabii. Yaptığın işte televizyonculuğunu da konuşturuyorsun. Çok belli. Çok keyifli izliyorum ben senin yaptığın her şeyi sosyal medyadan. Tariflerini çok keyifli izliyorum. Zorlandığın yerler oldu mu? Şöyle, aslında zorlandığım yer olmadı. Yani zaten aşinaydım her şeye, biliyorsun. yemekle büyüdüm. O konuda evet. Da bir sıkıntı yoktu ama bu demek değil ki yani doğuştan ben aşçıyım, böyle bir şey yok. Tabii ki her şeyde olduğu gibi öncesi eğitim. İtalya'da eğitimleri aldıktan sonra yüksek lisansımız, gastronomi yüksek lisansımız, işte şarap eğitimleri, daha sonra kahve. Gastronomi büyük bir dünya, öyle söyleyeyim. Tabii çok detaylı. Çok detaylı. Birçok alanda uzmanlığım var. Aynı zamanda şarap konusunda müthiş bir bilgiye sahipsin. Evet, takip ediyorum yani, orada da. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Yeni bir paylaşım. Ve ben de aslında sizlerle her şeyi paylaşmaya çalışıyorum biraz. İşte ne öğreniyorsak o gün ya da ne üstüne koymuşsak onu birebir yansıtmaya çalıştım. Bir sosyal medya hesabı aslında Bomonti Mutfak. Bomonti Mutfak aslında benim mutfağım.
Yani mutfaktan alıyorsunuz haberleri artık. Haberleri direkt Özgür mutfağından, Özgür Şef'ten. Aynen. Yani hani. Şey geldi. Evet evet, bana bir arama geldi şimdi, onu unuttu herhalde arkadaşlarım canlı yayında olduğumu. Çok çok normal, çok normal. Peki Özgürcüğüm, en sevdiğin dünya mutfağı nedir? Dünya mutfağı nedir? Dünya mutfağı, hangi dünya mutfağın yemeklerini daha çok seviyorsun ya da böyle bir şeyin var mı? Yani Türk mutfağını nerede görüyorsun? Fransız mutfağı, biraz böyle bize kıyaslayacak olursan ustadan yorum dinlemek isteriz. Şöyle diyelim o zaman, yani dünya mutfakları dediğimiz zaman tabii bütün ülkelerin kendi geleneklerinden ve yerel değerlerinden oluşan mutfakları anlıyoruz. Ama bu mutfakların aslında belirli özel reçeteler boyutunda kesiştikleri yerler var, noktalar var. Mesela işte bir hamur işi, özellikle pasta dediğimiz makarnalardan bahsettiğimiz zaman bunu evet. Güneydoğu Asya'dan tutuyorsunuz da işte Fransa'ya kadar, Almanya'ya kadar, oradan İtalya zaten. Çok önemli bir pasta cenneti. Ama reçetenin özüne baktığınız zaman bizdeki erişteden ya da Kafkaslardaki işte mercimekli erişteden tutun da Çinlilerin noodle'ına kadar küçük farklılıklarla da olsa aynı malzemelerle, aynı pişirme tekniklerine çok yakın reçetelerle karşılaşabiliyorsunuz. Onun için aslında dünya mutfağı dediğimiz zaman hem dünyadaki farklı mutfakları hem de bu mutfakların bir bütününü anlatıyor olabiliriz. Tabii bunları işte ne kadar siz biliyorsanız ya da ne kadar hazmedebildiyseniz ve background'unuzda, sizin kendi geldiğiniz coğrafyada ne kadar bu mutfaklarla birlikte kompoz edebiliyorsanız, bir vizyona ulaştırabiliyorsanız o kadar başarılı olabilirsiniz artık global dünyada. Yani sadece ben yaprak sarma yapıyorum diye Türkiye'de çıkan bir şefin artık gastronomik anlamda değil de daha çok aslında onu meslek olarak yürütebilecek bir aşçı olarak şansı var. Ama yaratıcı bir şef dediğimiz, bizim kreatif şef olarak yürümek istiyorsanız ya da fine dining olarak yeni bir şey kazandırmak istiyorsanız bu iş biraz aslında hep öğrenme aşkına dayalı bir konu. Evet. Hangi mutfakları daha çok severim dersen, tabii ki asıl gücümüzü aldığımız yer kendi coğrafyamız. Kendi mutfağımız değil mi? Kesinlikle katılıyorum sana. Türk mutfağı ben de aslında. Senin hiçbir şeye değişmem yani. Açık ara önde olduğunda söyle. Senin kadar usta değilim bu konuda ama damak zevkime göre Türk mutfağının hastasıyız. Peki hiç böyle hayalim var mı? Yurt dışında açılayım, yurt dışında bir mekan açayım, biraz Türk mutfağını orada duyurayım. Biliyorsun birçok ünlü isim var Türkiye'den giden ve orada bayağı başarılı yakalayan. Çok başarılı buluyorum ben seni. İltifat olsun diye de söylemiyorum bunlar aslında gerçekler. Bu konu fikrini merak ediyorum. Tabii yurt dışında ben açılıyorum ama yurt dışında şöyle açılıyorum. Belirli mekanların danışmanlığını yapıyorum ben. Oteller var bu segmentte. Hem restoranlar var hem de kafe dediğimiz horeca sektöründeki bütün tesislerin biz menü danışmanlığını, personel ihtiyaçlarını ve forecast dediğimiz ileriye dönük açıldıktan sonraki nasıl bir seyir izleyeceklerini ya da karlılık ya da hedeflerine yönelik bazı çalışmalar yürüttüğümüz bir danışmanlıklar veriyoruz. Ama bu danışmanlıklar bünyesinde yurt dışından da benim hem Almanya'da hem Belçika'da hem de Hollanda'da belirli işbirliklerim var. Çok güzel. Evet, bu noktaların %90'ı Türk girişimcilerden oluşuyor ve Türk mutfaklarından oluşuyor. Ama burada maalesef ki orada doğup büyümüş olan işletmeciler yer aldıkları için orijinal reçetelerden uzaklaşmış ya da değiştirilmiş reçeteler olarak karşılaşıyor. Bu noktada biz gittiğimiz mutfaklarda hijyen, personel, bunun servisi, menü yapılandırılması ve reçetelerin orijinale çekilmesi. Mesela bir İzmir köfte bile burada yediğimizden çok daha farklı bir şekilde karşınıza gelebiliyor. Ha, bu İzmir köfte değil. Tabii bunu ne sağlı kalmıyorlar aslında. Evet. Onlar olmaz. Da seviyorlar. İzmir köfteyi de çok severim bu arada. Ya sen nerelisin onu bilmiyorum tabii ama. İstanbulluyum. İzmir'i de geliyor. Tamam. Ben İzmir'i olduğum için ayrıca severim zaten İzmir köfteyi. Süper süper. Peki Özgür Aşçıoğlu dışarıda yemek yerken en çok neye dikkat eder? İlk bir mekana girdi, restoranta. Yani gözünü çarpan şey, bir şey böyle bozuk gördüğün anda oradan çıktın. Ya da çok böyle taktığın bir şeylerin var mı?
Yok. Yani çok fazla dışarıda yemek yiyor muyum? Evet yiyorum. Ağır menüler ya da belirli arkadaşlarımın menülerini denemek için yeni bir mekan açıldığı zaman özellikle ne yapmışlar? Bunu bilmek çok önemli. Sektörde ne olduğunu. Günün sonunda Evet. kendi kulvarınızda yürürken senin için de öyle. Tabii. Diğer Kim ne arkadaşlarınızın ne yaptı? yaptığını Bakmak lazım, araştırmak lazım. çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü çok iyi işler var sektörde. Evet. Söylediğin gibi. Çok yetenekli Türk şeflerimiz var artık. Dünyada ve Türkiye'de. Onlarla birlikte de bazen çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda yaptığımız işleri de desteklememiz gerekiyor. Birisinin başarısı aslında bu ülkenin başarısı. Bir başka arkadaşımızın başarısı. Onun için de genelde şefler birbirlerinin restoranlarına gidip yemek yemezler. Ama Yemezler. yemeleri gerekiyor. Desteklemek gerekiyor ve bunu duyurmak da gerekiyor. Eğer bir arkadaşımız başarılıysa bu aslında bizim ülke bir gastronomimizin de bir başarısı. Evet. Ben gittiğim yemekler genelde yani şöyle söyleyeyim eğer bir iş toplantısı için ya da böyle bir yerde oturalım bir şey yiyelim içelim durumumuz yok ise genelde gerçekten orada o menüyü o şefi ziyaret etmek için denemek için tatmak için gidebileceğim özel menüler özel etkinlikleri tercih ediyorum. Ya da yurt dışından bir şef Türkiye'ye gelmişse ya da ben yurt dışında mutlaka orada tatmam gereken bir menü ya da şef varsa o mutfağa gitmeyi tercih ediyorum. Ama alelade işte bugün oturuyorum buraya ya ben dışarıda yemek istiyorum deyip de gittiğim sadece birkaç mekanda Birkaç yer var. genelde gizli Tabii şef mekanlar. olunca insan çok normal. Evet gizli Zor mekanlar beğendiğini tahmin etmek çok zor olmuyor yani aslında Özgür. bu mekanlar genelde benim bildiğim evimin çevresinde olan mekanlar. Hemen sokağımda yer alan mekanlar. Çok uzaklara gitmeyi çok sevmiyorum. Çok sevmiyorsun. Evet. Şey soracağım hemen burada. Hep şeydir ya hani en iyi restoranlarda en pahalı yenen yerler yemekleri en güzeldir. Hani insanlar genelde iyi lezzet ya da iyi ürüne ulaşmak için para harcamak, fazla para harcamak bir algı vardır. Sence bu gastronomi dünyasında da hiç umulmadık bir yerde, umut bir sokakta, bir dükkanda çok lezzetli yemekler yiyebilir mi insanlar? Kesinlikle yiyebilirsin tabii. Yani günün sonunda sadece pahalı demek bir şeyin iyi olduğunu göstermiyor. Ama sen de biliyorsun şimdi iyi bir lens markasından bahsettiğin zaman Tabii. sürprize yer yok günün Tabii, sonunda. evet. O lensin o paranın karşılığını verebileceğini bilerek alıyorsun. Ve gerçekten de hangi amaçla işte makro mu çekim yapacaksın yoksa tele çekim mi yapacaksın iç mi dış mı? Hangi koşullarında o diyafram açıklığı bunu bildiğim bir lensi o lens kesimini bildiğim bir şeyde sürprize yer yok. Ama bu lensler belki bir araba bütçesini bulabiliyor Tabii zamanla. tabii 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 çoğu zaman. Aynen böyle bizde de iyi malzeme kullandıkları zaman tabii ki yemekler de farklı oluyor. Bütçeleri de farklı olmak zorunda kalıyor günümüz Tabii. koşullarında. Ama her zaman söylüyorum günün sonunda İyi yemek her zaman pahalı yemek değil. Sokakta da Michelin yıldızlı restoranlar dünyanın değişik yerlerinde var. Bu ne demektir? Yani en basitinden Michelin kriterine baktığınız zaman iyi yemekler için fine dining olmasına çok büyük bütçeler ödemenize gerek yok. Gerek yok. Aynı küçük mutfaklarda da çok lezzetli yemekler yiyebiliriz. Hatta evimizde de kendimizi yapabiliriz. Ben sana bir Peki şey Özgür soracağım o en zaman. çok ne yapmayı sever? Çok izninle. O zaman iPhone'la da mesela böyle yarışmalık fotoğraf çıkabilir mi? iPhone'da da sesi gelmedi Özgürcüğüm. iPhone'la da yarışmalık bir fotoğraf çekebilir miyiz buradan hareketle? Mobil fotoğrafçılık dalında evet çekebiliriz tabii ki. Güzel, güzel. Ama mobil kaldı sadece kategori olmak kaydıyla. Tamam, peki. Teşekkürler. En çok neyi yapmayı seviyorsun? Yemek pişirirken en çok hangi malzemeleri kullanmayı tercih ediyorsun? Yani şu yemeği yaparken çok daha fazla tat aldığın sebzedir, yemek adıdır, nedir? Yani sebze dersen otlar. Otlar. Evet ama protein dersen de kırmızı etler. Kırmızı etler. Evet. Bir daha. Uzmanlığın da o dalda galiba, değil mi? Yani değil aslında bir uzmanlık yani bir spesyalist olma konusu yok burada. Çünkü mutfak danışmanlığı verdiğin zaman bugün meyhanede de çalışabiliyorsun. Yarın mesela Evet. alkolsüz bir kafeyle de çalışmak durumundasın. Tabii ki ben bir pastacı şef değilim ama
pasta reçetelerine de aynı derecede yakın ve hakim olmamız gerekiyor. Pişirme derecelerine. Yine aynı şekilde sıcak mutfakta da o birikimi o restorana sağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Evet. En sevmediğin yemek nedir Özgür? Var mı öyle bir şey? Aşçıya bu soruyu sormak bilmiyorum ne kadar doğru ama. Hani şundan hiç hoşlanmıyorum, az etmiyorum dediğim bir şey. Ya bizim problemimiz bu aslında. Hatta son dönemde bunu birazcık kendi başıma tartmaya çalışıyorum. Çünkü Tayland'a gittiğim zaman ben çekirgeye kadar her şeyi mesela yiyorum. Ondan sonra ama işte bu son koronavirüsü... Korona olayından sonra. Falan, acaba yer miyim diye düşündüm yani günün sonunda. Ben yemem. Ben de herhalde bu durumdan sonra pek yemeği tercih etmem diye düşünüyorum. Ama yemediğim bir şey var mı dersen, yemediğim çok malzeme var. Ama karşılaşmadığım için yemediğim çok malzeme var. Yoksa ben bunu yemem dediğim böyle özellikle bir malzeme ya da bir yemek yok. Yok. Okey. Okey. Koronadan sonra gastronomi dünyasında sence nasıl bir değişim, dönüşüm görüyorsun? Gidişat nerede? Kimler ayakta kalır? Çok ciddi etkilendiler. Uzmanından dinlemek isterim. Şu oldu. Aslında biz de ezber bozan bir süreçle karşılaştık. Neydi bu? Günün sonunda otorite, devlet dünyanın her tarafında dedi ki dur, evet, gir ve çıkma oradan. Buradaki aslında endişe şuydu, virüsü tanımıyorduk. Virüsü tanımadığımız için de nasıl bir seyir izleyeceğini kimse bilemedi bu durumda. Evet. Ama şu anda biraz daha aslında iç açıcı bir portreyle karşı karşıyayız. Benim bile tahminlerim aslında %70 diyebileceğim ölçülerde yanıldı. Çünkü ben bu işin bu kadar kolaylıkla sıyırabileceğimiz bir noktaya hem ülke olarak hem de dünya olarak gelemeyeceğini düşünüyordum. Tabii Güney yarım kürenin daha şu anda yeni karşılaşıyor ve ne olacağını bilmiyoruz. Kestiremiyorlar. 3 aşağı 5 yukarı benim bu noktadan sonraki tahminim aynı portre en fazla çıkar orada da. Bu da demektir ki dünyada 500.000 insanı biz kaybedeceğiz maalesef. Öyle bir İşte 1 milyonun üstünde ya da 3 milyonlar, 4 milyonlar umarım olmayacak. Sektör açısından baktığımız zaman da en çok zarar gören sektör senin dediğin gibi gastronomi. Tabii. Yeme içme biliyorsun insanların odak noktası oldu. Evde hepimiz elimizde dijital cihazlarımızla birlikte bu sefer mutfağa ve herkes ekmek yapmaya başladı. Herkes işte... Herkes aşçı oldu, sorma. Evet, kendisi... Ki bu benim ana konum aslında. Çünkü ben ev tüketiminde evde nasıl orijinal pizza yapılabilir? Evde nasıl güzel beef wellington yapılabilir? Birinci sınıf A plus restoranlarda yaptığınız menüleri evinizde yapmanız mümkün. Bu ustalık isteyen bir şey değil. Sadece yapmak isteyin. Ve bu, değil mi? Bu etkinlikleri, workshoplar zaten benim ana konumdu. Bu benim için çok sevindirici oldu aslında. Türk toplumu... Hep araya gireceğim. Şu anda verdiğim workshop var peki bir yerde? Dijital herhangi bir yerde izleyebileceğimiz ya da katılımcıdan izleyebileceğim. TV'de mesela yaptığım workshoplar ve canlı yayınlar duruyor şu anda. Biz de workshopları yaptık. Belki bir tane daha yaparız. Ama artık bayramdan sonra açılacak inşallah ve insanlar artık biraz daha rahatlayacaklar diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Çok çabuk unutan bir toplumuz. Evet, maalesef. Evet, umarım işletmeler kendi adına gereken hijyen koşullarını arttırırlar ve önlemlerini arttırırlar. Artık paraya dokunan personelin biz dilimizde tüy biterdi. Yemeğe dokunmayın arkadaşlar. İşte lavabo alışkanlıklarınızı mutlaka yıkama ve dezenfektanla tamamlayın gibi. Bunlar maalesef personellerin en çok açıkları olduğu, eğitimin çok önemli olduğu konulardı. Ama umarım bunlar daha çok gelişir, yerleşir. Hem müşteri kanadında hem servis kanadında ve mutfak kanadında. Ama çabuk unutacağız gibi gözüküyor ve tekrar bir şekilde, hızlı bir şekilde günlük hayatımıza adapte olacağız. Senin böyle bir var mı? Yani şu ay artık insanlar mekanlara gitmeye başlar, mekanlar rahat hizmet vermeye başlar dediğin, devletin gerçi çıkardığı bir kısıtlama çerçevesinde kurallar konulu işte. 1,5 metre mesafede oturulacak, mekanlara belli sayıda müşteriler alınacak diye ama Türk halkı bunu uyar mı sence? Ne diyorsun? Belirli yerlerde uyacaklarını düşünüyorum. Özellikle şöyle, ateş düştüğü yeri yakıyor Özlem. Evet. Burada yakın çevresinde annesini, babasını ya da akrabasını kaybetmiş olan maalesef
insanlar varsa bunlarda bir travma olabilir. Ve bu insanlar daha temkinli yaklaşabilirler bu konularda diye düşünüyorum ama evinde oturup da süreçten ya da hastane yüzü görmeyip o acıyı görmemiş, o zorluğu yaşamamış olan insanlar daha çabuk adapte olacaklar diye düşünüyorum. Bu noktada işte aslında inisiyatif biraz da sektöre düşüyor. Aynen. Artık burada biraz daha dikkatli olup rahatlıklarına rağmen onları dikkatli olmaları konusunda ya da hijyenleriyle şaşırtıp bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatabiliyor olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey. Görmediğimiz bir hastalıkla karşı karşıyayız. Evet, evet. Bunun geri dönüşü yok. Toplum sağlığı açısından çok önemli. Bir süreç bu. Evet. 2 sene içerisinde belki adapte olacak. Belki başka bir konuyu konuşuyor olacağız. Başka da çaremiz yok. Aksi takdirde ikinci dalganın daha ölümcül olabileceğini söylüyorlar. Yani rehavete kapıldığımızda bu sürecin 2021 Şubat ayına kadar uzamasından endişe ediyorlar. Umarım öyle bir gerçek olmaz. Bir an önce normale döneriz. Daha önceki salgınlarda yaşanan da bu. İkinci dalgalar daha evet. Bu nedenle sonbahar aylarından itibaren daha temkinli olmak gerekiyor. En azından kendi iklim koşullarımıza göre, yarım küre koşullarına göre diyelim. Ama dediğim gibi çabuk unutacağız gibi gözüküyor bu konuyu. Aman göz ardı etmeyelim derim ben. Aman diyelim buradan. Peki Özgürcüğüm, nasıl beslenelim? Bu süreçte biz nasıl sağlıklı beslenmeliyiz? Neler yiyelim? Nelerden uzak duralım? Neler yersek bağışıklık biraz daha yükselir? Şimdi tabii burada kalori dengesi çok önemli. Yaktığımız kadar almamız gerekiyor. Kilo aldın mı? Ben aldım. Aldım. Alan oldu yanaklarım böyle evde. Sorma aynı şekilde. Aynen. Şöyle o da hamur işinden kaynaklı bir kilo değil aslında bu. Evde düzenli olarak sporunuzu aksatmazsanız ve immün sisteminizi güçlendirici bazı atraksiyonlar yapmazsanız bir hastalıktan etkilenme ihtimaliniz de daha yüksek olacağı için burada daha sağlıklı gıdalara yöneldik. Mesela daha taze meyvelere ulaşmamız daha güçtü. Ama bunları bir şekilde tedarik etmeye sağladık online kanallardan. Ve ben herkesle paylaşmaya çalıştım. Özellikle Antalya'daki çiftçilerimiz çalıştılar. Ege'deki çiftçilerimiz çalıştılar bu tatlılıklar konusunda ve bunlar ulaştı bir şekilde evlere. Bu önemli bir noktaydı. İkinci konuda destekler, yani supplement dediğimiz vitaminler diyelim ve amino asitler, bunları tamamlamamız gerekti. Çünkü güneş ışığı görmüyorduk günün sonunda. Evet, maalesef. D3 vitamininin çok bizim için faydalı olduğunu biliyorum. Kanserojen maddeleri absorbe ediyor. Onun için de D3 vitamini başta olmak üzere belirli supplementleri maalesef güneş ışığından ve doğal hayattan alamadığımız için evet. Yapay olarak sağladık. Evet. Yapacak bir şey yok artık. Bu süreç böyle gidecek. Ne kadar az zararla atlatırsak bizim için o kadar iyi. Umarım herkes çok az zararla atlatır. Son soru olarak da Özgür Aşçıoğlu yemek olmak isterse hangi yemek olurdu diye sana sormak isterim. Bana bunu çok sorarlar. İşte hangi renk olmak isterdiniz? Fotoğraf karesi olmak isteseydiniz hangi kare olurdunuz falan gibilerinden. Tamam. Yine ben birkaç şey söylerim. Hamur işi olsaydı boyoz olurdum. O neyse. Çok lezzetli ama. Çok mantıklı. Ne diyeyim? Et olsaydım herhalde dana eti olurdum. Dana eti olurdu. Öyle bir şey olurdu. Sebzeler herhalde bilmiyorum ama çok sevdiğim baharat var benim, adaçayı. Adaçayı olurdu. Adaçayı olurdun. Evet. Çok güzel. Evet. Tamam. Özgürcüğüm çok teşekkür ediyorum vaktini ayırdığın için. Seni ilgiyle takip etmeye devam ediyoruz. Biz o güzel lezzetlerinden mahrum bırakma lütfen. Tariflerini de harfiyen uyguluyorum. İnşallah seninle de bir workshop oluruz. İnşallah biraz şu ortalık biraz daha sakinleşsin. Biraz o şu fiziksel gündemimize bir dönelim. YouTube kanalıma çağıracaktım ben seni aslında. Şimdi ortamında böyle yemekli, eğlenceli, keyifli. Bakalım. Düşünüyorum. Tamam oldu. Yani bu sefer ama mutlaka bir dahaki sefer o zaman yemek yapalım, yemek konuşalım. Tamamdır. Çok tamam. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Tekrar iyi bayramlar hepinize. Selamlar.